Suudi Arabistan'ın görkemli saraylarından Basra Körfezi'nin zümrüt sularına kadar Orta Doğu Kraliyeti lüks ve zenginliğiyle ünlüdür. Her yıl Forbes dergisi tarafından dünyanın milyarderleri listesi yayımlanmaktadır. Ancak pek çok Arap zengini gizlilik nedeniyle Forbes'ta yer almaz. Bazılarının serveti tahmin bile edilemiyor. Dünyanın en zengin Arap krallarını ele alacağımız bu videoda bu dev zenginlerin hayatlarının derinliklerine inecek. Engin zenginliklerin kaynaklarını ve servetlerini nasıl kullandıklarını keşfedeceğiz. İster başarının sırları hakkında fikir edinmek, ister sadece bu kralların savurganlıklarını öğrenmek için izleyin. Bu videoyu izledikten sonra dünyanın en zengin Arap krallarına farklı bir gözle bakacağınıza eminiz. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, El Esad lüks yaşam tarzı ve büyük servetiyle tanınır. Suudi Arabistan'ın 2015'ten bu yana hüküm süren kralıdır ve 2015'ten 2022'ye kadar Suudi Arabistan'ın başbakanı olarak görev yapmıştır. Yaşlılığı ve sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle oğlu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman fiili yönetici olarak kabul edilir. Tahmini net serveti 25 milyar doların üzerindedir ve ülkenin ekonomi ve kalkınma politikasından sorumlu olan Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi'nin başkanıdır. MBS olarak da bilinen Muhammed bin Selman 450.3 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyatla dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosuna sahiptir. Hepsi bu kadar da değil. 2017 yılında Fortune dergisi tarafından dünyanın en pahalı evi olarak adlandırılan Fransa'daki Louis 14. şatosunun da sahibidir. Bu asil ve çarpıcı malikane 300 milyon dolar değerindedir. MBS'nin savurgan yaşam tarzına eklenen bir diğer gösterişli şey ise 2015 yılında satın aldığı Serena isimli yatıdır. Yat için dudak uçuklatan bir 689 milyon dolar harcamıştır. Her ne kadar altın kaplama arabaları ve mobilyaları olsa da Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi ve Başbakan 1. Yardımcısı Muhammed bin Selman servetini ve gücünü pek çok iyi amaç içinde kullanır. Dinamik Veliaht Prens ülkeyi yabancı yatırıma açmıştır. Suudi ekonomisini modernize etmek için reformlar gerçekleştirmiş ve 500 milyar dolarlık Niyan Mega Şehir Projesi de dahil olmak üzere birçok kalkınma projesini başlatmıştır. Abu Dhabi Veliaht Prensi ve Baye Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Muhammed Zayed El Nayan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticisi olarak kabul edilmektedir. Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nayan, egzotik arabalar, lüks konutlar, özel jetler ve yatlardan oluşan etkileyici koleksiyonundan anlaşılacağı üzere lüks bir yaşam tarzına sahiptir. Şeyh Muhammed bin Zayed El Nayan'ın şık bir şekilde seyahat ettiği bilinmektedir. Bugatti Veyron ve Ferrari Enzo gibi çok sayıda süper otomobil de görülmüştür. Ayrıca dünyada sadece 10 tane bulunan bir Rolls-Royce Drophead'e de sahiptir. Lüks arabalardan oluşan büyük bir koleksiyonu vardır ve çölde tüm koleksiyonunu alabilecek devasa bir piramit garaj inşa ettirmiştir. Devasa yapı birden fazla katlıdır ve neredeyse var olan her tür lüks otomobille doludur. Yelkencilikten de hoşlanır. Azamatlı yatı 600 milyon doların üzerindeki fiyat etiketiyle dünyanın en büyük ve en pahalı yatıdır. Sahip olduğu tek yat bu değildir. Milyonlarca dolar değerinde daha birçok yatı vardır. Veliaht Prens'in dünya genelinde çok sayıda mülkü bulunmaktadır. Ayrıca bir Gulfstream G650R, bir Airbus A340-500 ve bir Boeing 737 BBG dahil olmak üzere birkaç özel jete sahip olan prensin lüks yaşam tarzı gökyüzüne kadar uzanır. Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Başkan Yardımcısı olmanın yanı sıra Dubai Emirliği'nin kalıtsal hükümdarıdır. Dünyanın en zengin Arap krallarından biridir ve tahmini net değeri 14 milyar doların üzerindedir. Şeyh Muhammed Dubai'ye yönelik ilerici ve iddialı vizyonuyla tanınır ve kenti bir çöl durgunluğundan dünyanın en popüler turistik yerlerinden birine dönüştürmüştür. Onun liderliğinde Dubai finans, ticaret ve teknoloji alanlarında küresel bir merkez haline gelmiştir. Kral olağanüstü bir savurganlık içinde yaşar. Dünyanın en lüks malikanelerinden, yatlarından ve arabalarından bazılarının sahibidir. Aralarında özel yapım Bugatti Veyron ve Lamborghini Aventador'ın da bulunduğu etkileyici bir araç koleksiyonuna sahiptir. Aynı zamanda dünyanın en ünlü yarış atlarından biri olan Dubai Millennium'un da sahibidir. Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, araba ve at koleksiyonunun ötesine geçen zengin bir yaşam tarzına sahiptir. Özel jet filosu vardır ve sık sık Dubai isimli 400 milyon dolarlık yatında tatil yapmaktadır. Ailesi denizleri sevdiği kadar gökyüzünü de sever. Dubai Kraliyet ailesi Dubai Hava Fuarı'nda 15.1 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata 40 adet Boeing 787-10 Dreamliner satın almıştır.
Bu uçaklar Kral Şeyh Muhammed bin Elbreş'in maktumun sahibi olduğu Orta Doğu Hava Yolları Emirates için satın alınmıştır. Ayrıca çok sayıda özel jeti de vardır. El Maktumlar dünyanın dört bir yanında çok sayıda mülke sahiptir. Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktum lüks yaşam tarzının yanı sıra ünlü bir hayırseverdir. Hayır kurumlarına milyarlarca dolar bağışta bulunmuştur. Aynı zamanda bir sanat hamisidir ve Dubai'nin en önde gelen kültürel projelerinin çoğunu desteklemiştir. Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktum, modern Orta Doğu'nun sembolüdür. İş zekası, hayırseverliği ve lüks yaşam tarzı onu dünyanın en etkili ve saygın Arap krallarından biri haline getirmiştir. Ürdün Kralı 2. Abdullah, merhum Kral Hüseyin ve Prens Muna'nın oğludur ve 1999 yılında tahta çıkmıştır. Abdullah'ın tahmini net serveti 750 milyon dolardır ve ülkede önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Ülkeyi dış dünyaya açan ılımlı bir liderdir. 2014-2017 yılları arasında Amerika'daki mülkleri için milyonlarca dolar harcadığı bilinmektedir. Kralın Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu'na bakan 3 bitişik ev için 70 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir harcama yaptığı söylenir. Ayrıca Georgetown'da Potomac Irmağı manzaralı lüks apartman daireleri için yaklaşık 10 milyon dolar harcamıştır. Kral Abdullah'ın Londra'daki Buckingham Sarayı yakınlarında da mülkleri bulunmaktadır. Kendi adına kayıtlı paravan şirketler tarafından tutulan 14 lüks mülk için yaklaşık 106 milyon dolar harcadığı tahmin edilmektedir. Ürdün Kralı 2. Abdullah bir araba tutkunudur ve babası merhum Kral Hüseyin'den bir araba koleksiyonu miras almıştır. Kral merhum babasının anısına Kraliyet Otomobil Müzesi adında bir otomobil müzesi inşa ettirmiştir. Bu kurum 2000 yılında kurulmuştur ve başkent Aman'da yer almaktadır. Müzede Kral Hüseyin'e ait bazıları 1909 yılına kadar uzanan 80 otomobil ve motosiklet sergilenmektedir. Koleksiyonunda BMW M1, 1978, 2009 Mercedes SLR, Sterling Moss, Aston Martin DB5, 1964, Porsche Carrera, GT 2003, 2005 Bugatti Veyron, 1970'lerin Mercedes-Benz 600, Grosse Pullman, 1954 Rolls-Royce Phantom 4 ve 1949 Buick Roadmaster Cabrio yer alır. Kral Hüseyin'in lüks otomobiller konusunda büyük bir zevki vardır ve Kral 2. Abdullah müzeye daha fazla süper otomobil ekleyerek bu zevki canlı tutmaktadır. Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El Halife lüksün ve zenginliği hayat tarzı edinen bir başka isimdir. Net servetinin 5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Küçük bir ada ülkesinin lideri olan Kral Hamed, devlet başkanı, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanı ve kültür sanat hamisidir. Konumunun bir sonucu olarak Kral Hamed süper otomobil filosu özel bir yat ve abartılı tatiller dahil lüks bir yaşam tarzına sahiptir. Kral, Bahreyn Kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Bahreyn'deki El Şakir Sarayı adlı çarpıcı ve lüks bir sarayda yaşamaktadır. Özelleştirilmiş iç mekanları 100 milyon dolardan fazla tutan iki özel Boeing 747 jeti vardır. Ayrıca El Raya ve El Vali olmak üzere iki motor yatında sahibidir. Kral Hamed'in serveti ve nüfusu etkileyici bir yaşam tarzına sahip olmasını sağlamıştır. Karayipler'den Orta Doğu'ya kadar dünyanın en seçkin yerlerinden bazılarını sık sık ziyaret etmektedir. Kral Hamed aynı zamanda hevesli bir motor yarışı hayranıdır ve sık sık Bahreyn Grand Prix'sine ve diğer etkinliklere katılırken görülür. Kral aynı zamanda güzel yemekleri sevmesiyle bilinir ve gösterişli akşam yemeği partilerine ev sahipliği yapar. Aynı zamanda hevesli bir sanat koleksiyoncusudur ve koleksiyonunda dünyanın dört bir yanından parçalar bulunmaktadır. Kral Hamed'in ayrıca dünyanın en ünlü isimlerini ve politikacılarını davet ederek özel partilere ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Fas Kralı 6. Muhammed, tahmini 2,5 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin ve en cömert yaşayan hükümdarlarından biridir. Büyük petrol üreticisi, bir ülkenin lideri olarak yaşam tarzı ülkenin zenginliğini yansıtmaktadır ve lüks sarayları ve tatilleri zengin yaşam tarzının bir kanıtıdır. Kral Rabat'taki görkemli sarayın yaşamaktadır. Sarayın resmi adı Mutluluk Mekanı Sarayı anlamına gelen El Meşvar Said Sarayı'dır. Bu devasa ve çarpıcı sarayda bir cami, bir aşçılık okulu ve bir kraliyet okulu bulunmaktadır. Bu kurum içi kolej, Fas kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri tarafından eğitim için kullanılmaktadır. Saray ayrıca hem Fransız hem de Arap etkileriyle tasarlanmış doğal bahçelere sahiptir. Kral Muhammed'in Fes şehrinde başka bir sarayı ve Agadir'de Atlantik Okyanusu manzaralı bir yazlık sarayı bulunmaktadır. Enfes mülkler için savurganlık yapmayı sever ve raporlara göre Suudi Kraliyet ailesinin bir üyesinden Eyfel Kulesi yakınlarında 100 milyon doları göz kamaştırıcı bir mega malikane satın almıştır.
Ayrıca büyük saraylarının birçoğunu her yıl 100 milyon dolar kar getiren otellere dönüştürmüştür. Dünyanın en zengin Arap kralları gerçekten de lüks yaşam timsalidir. Zengin ve ünlülerin lüks yaşam tarzlarından biraz daha ilham almak isterseniz ekranınızda çıkan videolardan birine tıklayın.